Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Bilim insanları, 3 futbol sahası büyüklüğündeki Apophis isimli göktaşının, Yarkovski etkisiyle hızını artırdığını ve 2068 yılında dünyaya çarpabileceğini açıkladı. Uzmanlar, göktaşının 2029 yılında da, dünyanın çok yakınından geçeceğini duyurdu. Bilim dünyası göktaşı ile ilgili, çok önemli bir bilgiyi, resmen duyurdu. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, adını Kaos Tanrısı'ndan alan, 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin dünyaya yaklaşırken, hızlandığı ortaya çıktı. Uzmanlar, asteroid hakkındaki son araştırmanın detaylarını da, kamuoyuna duyurdu. Bilim insanları, Apophis'in 2068'de dünyaya çarpma olasılığını artırdığını, iddia ediyor. Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Apophis isimli göktaşının Yarkovski etkisi olarak bilinen, bir fenomen nedeniyle hızlandığını keşfetti. Bulgulara göre Apophis, güneş ışığı tarafından itiliyor ve, göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerden, daha hızlı ısınıyor. Yarkovski ivmelenmesi de, burada devreye giriyor. Göktaşının keşfedildiği 2004'ten beri, gökyüzündeki hareketini izleyen astronom David Hill'ın, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Bu yıl içinde Subaru teleskobuyla, yaptığımız yeni gözlemler, Apophis'in Yarkovski ivmesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla, yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık, 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068'de, dünyaya çarpacağı senaryosunu, gündemde tutmak için yeterli. Astronomların tahminine göre, eğer gerçekleşirse, çarpışmanın şiddeti aynı anda patlayan, 880 milyon tonluk TNT'ye eşit olacak. Apophis ayrıca 13 Nisan 2029 Cuma günü, dünyanın son derece yakınından geçecek. Bu yakın geçiş sırasında, göktaşının çıplak gözle, görülebileceği belirtiliyor. Apophis'in Yarkovski etkisi altında olduğu tespit edilene kadar yapılan hesaplar, 3 futbol sahası büyüklüğündeki göktaşının, dünyanın, yanı başından geçip gideceğini gösteriyordu. Ancak Yarkovski etkisi, göktaşının izlediği yolun değişmesine neden olduğundan, göktaşının dünya için hala tehlike oluşturduğu ve 2068'de dünyaya çarpabileceği açıklandı. Bu çarpışma, 880 milyon ton TNT'nin patlatılmasına denk bir enerji ortaya çıkaracak ve, Hiroşima'ya atılan atom bombasından 65 bin kat daha büyük bir etki oluşturacak. Asteroidler de tıpkı gezegenler gibi, kendi etraflarında dönmektedirler. Asteroidlerin gündüz kısımları, güneşten gelen termal radyasyonun, bir kısmını yansıtırken geri kalanını soğurur. Ancak asteroidde gece gündüz yer değiştirdiğinde, soğurulan radyasyon dışarı salınmaya başlar. Bu radyasyon, salınım sırasında göktaşına kuvvet uygulayarak, dönüş yönüne göre yavaşlamasını ya da hızlanmasını sağlayabilir. Zira bilim insanları da, göktaşlarının yörüngesini tahmin etmeyi zorlaştırdığı için, Yarkovski etkisinden pek hoşlanmıyorlar. NASA, Bennu asteroidine bir uzay aracı indirerek, örnek almak istemesinin arkasındaki nedenlerden biri de, Yarkovski etkisini daha iyi anlayabilmek. Bilim insanlarının açıklamalarına göre APEP, her yıl 170 metre kadar yörüngesinden uzaklaşıyor. Bu da APEP'in 2068'de dünyaya çarpabileceği senaryosunu ortaya çıkarıyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, APEP'in söz konusu ivmesi, 2068'deki olası çarpışma öncesinde, devasa göktaşının 13 Nisan 2029'da dünyanın yakınından geçmesine neden olacak.